etkinlik alanına geldik. Etkinlik alanı girişinde test konuları sorulacak. Yavaş tempo yok yaparak buraya geldik. Kolum dedikleri yer. Koşanlar son sınırlarını yapıyor. Aslında hızlı koşabilirler daha çok. Sınırlar yaparken diğerlerde orada bekliyor. Start ön tarafta başladı. Kabaca 5 saniyede bir 4 kişi başlıyor. Bir grup hareket ediyor. Bize doğru gelmesini bekliyoruz. Şampiyon kulüpler belli olacaklar. En iyi sıralamayı elde eden Türk kadın ve erkek atletlerde bireysel olarak 2020 yılının Türkiye yarı maraton şampiyonluğuna kavuşacak. Geyik gibi koşmaya devam. 2,5 kilometre. Saray. Ve Türkiye'deki ilk heykeli. Evet, bunlar da çeşitlerimiz. Kolay gelsin. Son 1500 metre. Paten yarışının koşuculardan sonra başlaması çok enteresan ve tehlikeli. Finish attı orada. Son 700-800 metre bir tur atıp gideceğiz. Hadi basmaya devam. Ne yapıyoruz? Geyik gibi koşuyoruz. İstanbul yarım maratonunun sonuna geldi. Hadi. Evet. Finish attı. Böyle bir şey. Emeği geçenlerin eline sağlık. Güzel koştuk. Yani bence pandemi döneminde seyirci eksikliğinin dünyada en az hissedildiği yarım maratonlardan biri. İstanbul yarım maratonu olsa gerek. Bu parkurda eskiden daha bile az şenlendirme enerjisi vardı. Şimdi daha az insan olmasına rağmen noktalardaki gönüllüler gürültü çıkarttılar, enerji verdiler. Şimdi maske falan takıp yerlere gideceğiz. Ama maske de veriyorlarmış. Belki o maskeyi almak daha uygun olacak. Teşekkürler. Ve vergilerimiz maske olarak bir geldi. Çok şükür. Evet, İstanbul yarım maratonunda paten yarışı da vardı. Yanımda Suat var. Her ne kadar maskeden çok tanımasak. Nasıl geçti? Yani
güzeldi. Deneyim olarak güzel. Parkur olarak harika. Müthiş zaten. Yıllardır hayal ettiğim bir parkur. Hiç bonus ama aldın mı parkurda? Bonus almadım Allah'tan. Ama çıkış olarak patencileri en son çıkarmaları inanın. Zaten video çektim. Herhalde 1000 kişinin arasından zikzak yaparak finish'e geldim. Evet, evet. O biraz biraz riskliydi. Hatta sanırım birkaç kişi çarptı koşanlara. Doğru. Yani istasyonunu da gördüm. Birisi bir koşucuya çarpmıştı. Umarım ciddi bir şey yok. Umarım. Geçmiş olsun. Evet, günün esasında tek büyük falsosu da buydu. Evet. Patenin koşucudan sonra evet, oldu. Evet, aynen. Onun dışında güzeldi. Ama bu da bir ilk. Hani bu ilk, evet. Bu yarışı kendi kategorisinde dünya lideri yapıyor. Doğru, o yönden, o yönden doğru. Hadi Eker de şimdi sanal paten yarışına hazır mısın? Eker'in sanalına hazırız. En az 30 kişi kendi aramızda o sanalı biraz gerçeğe dönüştüreceğiz bakalım. Bizim parkurumuz neresi? İdeal Tepe sahilde 2 kilometre bir loop var. Orada 5 tur atacağız. Süper. Yani, bütün paten sevenleri bekleriz, patenlileri. Harika. Hadi başarılar, görüşürüz. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bir 30'da 1.35 arası gelirim diyorduk. 1.32. O zaman da madalyam işaretlendi. Madalyamı aldım. Teşekkürler. Beslenme çantamı aldım. Yazda yazdığı gibi madalyada sağlık sebebiyle bunun çantamda. Burada ağırlanmış insan birbirlerine mesafeyi görmesini sağlayan bayrak kalanda. Duruyoruz. Yarım maratonda da koştum. Eve geldim. Nasıl geçti yarım maraton? Yarım maratona katıldığım için mutluyum. İyi geçti. Öncelikle hani organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Hani, organizasyon yapmanın bu kadar riskli olduğu bir yerde Büyükşehir Belediyesi for İstanbul iyi bir inisiyatif aldılar. Burada Atletizm Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Valilik'le de iyi bir koordinasyon yaptıkları çok aşikar. Türkiye için doğru ve güzel bir hareket oldu. Çünkü dünyada yarışların bu kadar iptal olduğu bir zamanda altın kategoride bir yarış, uluslararası da bir haber. Etkinlik alanına metrodan gidiş geliş çok güzel organize edilmişti. Hani gönüllülerin enerjik bir şekilde güne başlamanızı sağladığını söyleyebilirim. Hani bugüne kadar ki en iyi İstanbul'da gönüllü Hareketi Spor İstanbul organizasyonlarında gördük. Bu parkurda da devam etti. Ona geleceğim. Etkinlik alanı çok devasa bir alan. Yenikapı miting alanı. 2500 kişilik kontenjandı. Bu kapasiteyi gayet rahat fiziksel mesafeyle, ben sosyal mesafe kelimesini çok sevmiyorum, kullanmaya yetiyordu. Etkinlik alanında bekleme alanına geçiyorsunuz. Sonrasında bir koridorla start tüneline gidiyorsunuz. Buna Türkçe isim verememişler. Call room demişler. Yan yana 4 kişi ve arkaya doğru da 1,5 metre arayla diziliyorsunuz. Ondan sonra startlar başladığı zaman hem dalga düzeni, hani birinci dalgada olduğunuzu biliyorsunuz. Ama sürekli rolling startla her 5 saniyede bir görevlinin talimatıyla öne gidiyordunuz. Parkur da hani benim tercihim
bu grubun en önünden değil, ortanın arkasından başlamak oldu. Hem işin nasıl aktığını görmüş oldum. Bir de zaten bazı abi ve ablalarımız çok heyecanlı, önden hızlı start almak için. Oldukça düz bir parkur. Birkaç tane yokuş aşağı ve çıkış var. Hani daha çok patlı çıktılar. Saraybolu'nda tırmanıyorsunuz. Koşmak için güzel bir havada koştuk. Bulutlu, serin. Biraz rüzgar vardı. Hani bazen vuruyordu ama çok sıkıcı olurdu. İstanbul yarım maratonunda 2 sene önce galiba ya da geçen sene mi koşmuştum. Son derece yalnızdı parkur. Hani bir iki yerde yine işte etkinlik sponsorlarından gürültü vardı. Bir farkını görmedik. Hani bir tek tabii Eminönü civarında Eminönü Sirkeci arasında turistler oluyordu. Bu sene o yoktu. Hatta su noktalarındaki biraz şenlendirme yapması tembihlenmiş. Özellikle Sepetçiler Kasrı noktasındakiler çok iyiydi. Onlara kocaman bir alkış ya da kudos. Günün hani bence tek falsosu Patencilerin en sonda çıkmasıydı. Hani buna esasında bu hafta içinde karar verilmiş. Hani karar mekanizması nasıl çalıştı bilmiyorum ama son derece sakıncalı ve kötü bir hareket. Umarım kimse yaralanmamıştır. Tedirgin ediciydi. Neyse ki biz mavi grupta önden koştuk. Yarış bittikten sonra hani bir maske verildi. Bu bence böyle yarışlarda organizatör sorumluluğunda olmalı mı? İkinci maskenizi getirin üstünüzde taşıyın demediler. Maskeler yani o tartışma açık bir konu. Çip toplandı. İşte bir paket içerisinde eşya, yiyecek ve madalya verildi. Ve sonra eşyalarımızı alıp alandan çıktık. Orada daha büyük bir organizasyonda zaten bir 8 çizip hani bitirip finiş alanının içinden geçilecekti ama sayı az ve dalgalı start olduğu için o çok etkilemedi. İlk katılmışım. İlk organize etmişler.